Zeyda Zeyda'm sevinmiş bine. Zeyda Zeyda'm. Çünkü her teşmedi. 93 hatta ne? Zoru kelme. Hatına girdin zoru kelme. Hatına koşun emketine hapsa. Bireme iru kete. Bir günde hani. Yani haçim zoru kelme. Rabbin jittiğine vedi. Ne ku yani. O dedi, vallahi yani hasret iş var açıp ya. Lev dene vedi liderinin. Hazır on asad o ses o zaten günde mi harabi ya? Hadi buna ve davet ve süreci zaten harabi. Süreci her şey mudama haya inşallah. Oyna hep sakinle. Barışı bir kefti. Bəs insan əmə bəy qoşdun, əm həmici birə həvi, fərqəmə nəkə. Ya deyici məsələ, deyici kürdünü şiəmə, məsələ kürdünü şiəmə cəy, əmci zivirinə, məcəy qəmə cəydi, qın defa qoy dərkəvi, zəni mənə tə xaləvid bini çi çəkli atı ya. Çəkilmə süreci çok önemli bir adımdır. Ve çok bugüne kadar da sağlıklı devam etmiştir. Ancak şunu belirtmemiz lazım. Çekilme süreci asıl hedef değildir. Asıl hedef nedir? PKK terör örgütünün silahlarını bırakması ve kendini lağvetmesidir. Bu nedenle ilk aşamada çok önemli bir başarı elde edilmiştir. Bunun sonrasının getirilmesi, PKK terör örgütünün silah bırakma işleminin başlaması ve arkasından da kendini lağvedip normalleşme sürecine geçilmesi ana hedeftir. Silah bırakmak için PKK terör örgütü belli şartlar ileri sürüyor. Dolayısıyla bu şartlar aslında süreci de provoke edici unsurlar içeriyor. Örneğin Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması tabi. Ve süreci tamamen provoke edici bir söylemdir, bir beklentidir. Halkın tepkisine neden olabilir. Bu nedenle bu çekilme süreci tamamlandıktan sonra demokratikleşme süreciyle beraber bu silah bırakma süreci aynı anda yürümesi lazım.